15 Temmuz'da biz haberi birazcık daha geç öğrendik. Aile büyüklerimizi ziyarete gitmiştik ama haber alır almaz da dışarıya çıkmak istedik. Daha o zaman ben darbenin ne olduğunu aslında çok iyi bilmiyordum. 14 yaşındaydım ama yine de şu anda ülkemizin darbe gibi kötü bir şeye, bizi geriletecek bir şeye ihtiyacı olmadığından en azından emindim. O yüzden biz de ne olup bittiğine hem bakmak istedik hem karşı koymak istedik. Ama annem de Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklama yapmasını beklememiz gerektiğini söyledi, yanlış bir şey yapmamamız için. Sonunda şükürler olsun, o da çıkıp da halkını meydanlara davet ettiği zaman biz de ailecek, annem, babam, ablam, abdestlerimizi aldık, birbirimize helalleştik ve bayraklarımızı da alıp dışarıya çıktık. Dışarıya çıkarken biz aslında hala kendi askerimize karşı karşıya olacağımızı düşünüyorduk. Ama yine de her şeye hazırlıklıydık aslında. Hatta bunu da hep söylerim. Anneme de sormuştum. Eğer orada bize bir şey olursa, eğer ölürsek şehit olur muyuz diye. O da biz oraya vatanımız için gidiyoruz. Vatan sevgisi de imandandır dedi. Allah'ın izniyle eğer ölürsek şehit oluruz, kalırsak da gazi dedi. Bu duayla geldik aslında buraya. Çıkarken niyetimiz de aslında buraya gelmek değil, valiliğe gitmekti. Ama tabii herkes o gece kendi nasibini alacağı yere gidiyordu bir şekilde. Buraya geldiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde asker kılığına girmiş hainlerin, asker diyemiyorum ben artık onlara, yaklaşık 15-20 tanesi yola barikat kurmuşlardı ve arkalarında da 2-3 tane askeri kamyonet vardı. Ellerinde G3 tüfekleriyle, tabii o gece bilmiyordu onu, G3 tüfekleriyle insanları vurmaya başlamışlardı ayaklarından. Yaklaşık 100-200 kişiydik biz de burada. Elimizde hiçbir silah yoktu. Bayraklarımızın sopaları bile yoktu onlara attığımız. Küfür bile etmiyorduk. Sadece tekbir söylüyorduk. En fazla asker kışlaya demişliğimiz var. Ve biz gitgide arttık. Gitgide üstlerine yürümeye başlayınca onlar da bizim geri çekilmeyeceğimizi, bu şekilde korkmayacağımızı anladılar. G3 mermilerini üstümüze yağmur gibi yağdırmaya başladılar tabiri caizse. Biz tabii ki mecburen geri çekilmek zorunda kaldık, yani yere çökmek zorunda kaldık ama her fırsatta tekrar ayağa kalkıp üstlerine yürümeye devam ediyorduk. Yani normalde böyle bir şey olsa insan arkasına bakmadan kaçar gider. Ama Rabbim o gece bize öyle bir cesaret vermişti ki gerçekten içimizden korkuyu öyle bir almıştı ki. O vatan sevgisiyle, o imanımızın gücüyle, Allah'a güvenmemizle korkusuzca üstlerine gitmeye devam ediyorduk. Tam burada en son yere çöktüğümüzü hatırlıyorum ve ilerideki ağacın dibine bir yaralı kendini zor attı. Onun çığlığıyla refleks olarak ayağa kalktım ve ona yardım etmek istedim. Tam o an sırtımda bir acı hissettim ben de. Aslında ilk başta hala onların kendi askerimiz olduklarını düşündüğüm için hani o ihanete rağmen plastik mermi gibi bir şey olabileceğini düşünüyordum. G3 gibi bir mermi hayal edemiyordum. Bilmiyordum tabii öyle bir şey olduğunda. Ama G3 mermisi sol kolumdan girmiş. Kürek kemiğimin ucunu parçalayıp ciğerlerimin ikisine de hasar verip sırtımda da 15 santim genişliğinde bir delik açarak çıkmıştı. O yüzden sırtımda acıyı hissettim. Tabii sonrasında babam beni yakındaki hastaneye götürdü ama orada da her yer yaralı doluydu. Bütün bekleme koltuklarında yerlerde, her yerde hastalar vardı, her yer kanlar içindeydi. Yani yanımızdan gaziler, şehitler geçip gidiyordu ve beni de orada tedavi edemeyeceklerini söylediler, yeterli hizmet veremeyeceklerini söylediler. Vatan Caddesi'ndeki hastaneye gitmek için iyi bir vatandaş beni arabasına aldı. Ama o kadar merhametsizlerdi ki ne ambulanslara çıkışlarına izin veriyorlardı o gece, ne de insanların hastaneye girişlerine izin veriyorlardı. Bütün hastane kapılarına barikat kurmuşlardı. Allah'ın hikmetiyle o gece hastaneye ben gittim. 4 gün yoğun bakımda kaldım. Sonrasında aylarca tedavim devam etti. Geçen sene de 2 ameliyat daha oldum. Şimdi sırtımda hilal şeklinde bir iz saklıyorum. Ama o yüzden de ben çok memnunum, çok mutluyum. Çünkü benim 2 tane madalyam var. Birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın taktığı madalyam. Birisi de şu an sırtımda. Bu dünyada gururla taşıyacağım, öbür dünyada da ya Resulallah ben bu yarayı vatanımı savunurken aldım diye gururla göstereceğim bir madalyam daha var. O yüzden gazi olduğum için de Rabbime binlerce defa şükürler olsun diyorum. Ben kendim bildim bile doktor olmak istiyorum. O yüzden üniversite planında tıp okumak aslında. Tabii 2020 senesi hepimiz için zor bir sene oldu. Lise hayatı benim için zor oldu. Sınav sonuçları nasıl gelir bilmiyorum. Şimdi sonuçları bekliyorum.
Ama dediğim gibi doğam, tıp okumak tabii ki farklı yollardan. Yani şu an kazanamasam bile bunu elbet bu hedeften vazgeçmeden tekrar tekrar denemeye devam edeceğim inşallah hayalim için. Bir an önce çıkmak istiyordu. Yani tabiri caizse düz duvara tırmanacak bıraksan, o derece heyecanlıydı. Vurulduğunu gördüğüm anda da zaten sadece kızım bunun için miydi dedim. Ya vurulacakmış demek ki, yani akacak kan damarda durmaz ya, o yüzden kızım bunun için mi diyebildim. Sonra hastaneye götürmeye çalıştık. Hastanelere zaten bırakmıyorlar, herkes bir halde. Onu hastaneye götürmek isterken aklım burada ama. Şimdi ikilemde kalıyorsun, vatanın mı çocuğun mu? Öyle bir halde kaldık. Hatta öyle ki biz hastaneye bir şekilde gittik, ulaştık. Yani çok zorla da olsa Allah razı olsun. Herkes birbirine çok yardımcı oldu o gece. Ben gelen insanlara çok akraba, işte buradaki insanlardan çok gelen oldu. Sizin burada ne işiniz var dedim. Herkes adviyeyi görmeye gelmişti. Vatan elden gidiyor. Sizin burada ne işiniz var? Yani adviye bir şekilde şehit olursa zaten kendini kurtaracak. Yaralıysa da hastanede herkes, doktorlar gerekeni yapıyor. Siz gidip vatanı savunmaya devam edin dedim. Yani bir anne olarak düşünemiyorsun o anda. Çünkü vatanınız olmazsa hiçbir şeyiniz olmaz. Tam şurada. Yani biz 3 ay sonra geldik. Hadi 3 ay sonra müsait olabildik. Buraya geldiğimizde hiçbir yerde kan yok. Hiç buraların her tarafı kan yok. Temizlendi, evet. Yağmurdu, evet. Vesaireydi. Sanki adliyenin ya da bizim gelip görmemiz için en çok zoruma giden... Şöyle burada içki içilmesi oluyor. Ona hiç dikkat edin. O çok zoruma gidiyor. Hiçbir şey değil. Gereken önem gösterilmiyor. Ve burada içki içilmesi çok zoruma gidiyor. Daha rahat mısınız? Burası... Nasıl edersin? Yani hiçbir şeyle yaptıramazsın. Yaptıramazsın. O yüzden hırsız paralar almaya gitmiş. Yani hırsızda da mı akıl yok yani? Hepimizin de kutluyor. İşte. Bir de onlarla uğraştık yani. O gün evde oturacak, ben dışarı çıkacağım. Sen otur, ben çıkayım der adliye. Tabii, dar ama kesinlikle. Der, der. Adliye öyle der yani. Bir yandan iyi ama pırıl pırıl gurur duyacağınız şey. Elhamdülillah. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Allah bağışlasın. Bütün evlatlarımız inşallah. Zor bir geceydi. Çok Rabbim zor. Bir daha yaşatmasın. Çok zor bir yaşam.